Kocaeli Spor yarın deplasmanda oynayacak Kastamonu Spor maçı hazırlıklarını dün Burunga tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kulüp otobüsüyle Kastamonu'ya gitti. Kocaeli Spor'un başarılı kalecisi Gökhan Değirmenci antrenman öncesinde antrenmanı takip eden basın mensuplarına Kastamonu Spor maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Maçı aslında hafta içinde biz kazandığımızı düşünüyorum. Burada hocalarımız gerekli analizleri yapmıştı. Bütün hafta Etimesgut'un nasıl oynayacağını, bize karşı nasıl duracağını biliyorduk. Ve hafta içi gerçekten iyi antrenmanlar yapmıştık 3 puan üzerine. İyi de oynadık, iyi de mücadele etti herkes. Herkesin morali, motivasyonu yerindeydi. İyi bir maç oynadık, iyi bir performans gösterdik. Herkes işte Etimesgut kötüydü diyor ama bence öyle değil. Biz iyi olduğumuz için onlar kötü gözüktü. Bizim için çok güzel bir oyun ve çok güzel bir galibiyet oldu. Çok mutluyuz onunla. Şimdi Kastamonu ile oynayacağız. Onlar da son maçında Ankara Demir gibi bir takımı mağlup etmeyi başardı. Deplasmanda nasıl bir rakip bekliyorsun? Ya tecrübeli bir takım. İsim isim baktığımızda sonuçta deplasmanda oynayacağız. Şimdi liderliği de aldık. Liderliğin şeyini de göreceğiz rakiplerden. Sonuçta bir lidere karşı bütün şehir, bütün takım ayrı bir motive olacağını düşünüyorum. Tabii biz de bu liderliğin verdiği moral ve motivasyonla onları hiç düşünmeden ve gevşemeden devam etmemiz gerekiyor. Ama güzel çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum ama inşallah istediğim sonucu alacağız. Keşke her maçı böyle oynasak, bana hiç iş düşmese ama tabii bu futbol bazen biri çıkıyor ön plana, diğer maçta birisi çıkıyor. Ama böyle takım halinde olduğu zaman aslında kimse parlamadan takım çıkmış oluyor ortaya. İnşallah biz de hep böyle oynarız. Her zaman takım ön planda olur. İsim değil de takım ön planda olur. Önemli olan Kocaelispor'un bu sene sezon başında hedeflediği yere ulaşması. Biz de bunlar için bunun için her şeyi yapmaya hazırız ve yapıyoruz da. Bizim takımda bunun liderliğin baskısı olacağını düşünmüyorum. Çünkü takımda çok tecrübeli kişiler var. Daha önce şampiyonluk yaşamışlar var. Bu şeyi bilen, bu konumu bilen kişiler sayısı çok. O yüzden bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Sadece rakipler bize daha çok. Zaten sezon başından beri biz üçüncü de olsak, ikinci de Kocaelispor'la oynadığı için ona göre hazırlanıyor zaten. Aslında çok da bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Biz lider de olsak, beşinci de olsak rakipler bize ciddi bir şekilde hazırlanıyordu zaten. Ben bunun bir sorun olacağını düşünmüyorum. Hatta bunu perçinleyerek devam ettirip hiç oradan inmeden inşallah sezon sonuna kadar orada kalıp hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum. İnşallah. Bu hafta puan farkı artabilir mi? Rakipler birbirleriyle oynuyor. Ya aslında önemli bir hafta. Geçen hafta biz yani playoff'taki her takım puan kaybetti. Biz kazandık. Yani çok karlı bir hafta oldu bizim için. Biz aslında bu hafta puan farkını biraz açarız diye düşündük. Şimdi geçen hafta 3 puana çıktı fark. Tabii onlar ikisi beraber oynarsa, biz de kazanırsak artar tabii. Fark. Ama önemli olan bizim kazanmamız gerçekten. Diğer maç Buca yensin ya da İskenderun yensin hiç önemli değil. Biz kazanıp yolumuza şu 2 haftada devre arasına kadar puan kaybı yaşamadan gidersek inşallah devre arasında da güzel bir hazırlık dönemi geçirip ikinci yarıya yine bomba gibi devam ederiz.